Sultan 3. Selim, daha doğrusu 2. Mahmut'tan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun ve dolayısıyla Türk halkının bütün yapısı değişmiştir. Yani bu kılık kıyafetten tutun, günlük hayat tarzına kadar her şey değişmiştir. Bu batılılaşmıştır. Yani bu Cumhuriyet'le başlayan bir süreç de değildir. Bunu ilk başlatan Osmanlı Hanedanı'dır. Yani çünkü 2. Mahmut'la birlikte hem klasik devlet yapısı bütün müesseselere değişti, hem üstteki elbiseler değişti, kafadaki sarık değişti. Bu bir süreçti. Bu Cumhuriyet'te hızlanarak devam etti. Şimdi burada tabii anlaşılamayan şu oluyor bana göre. Yani 1600'lü yılların Osmanlısını görmek istiyorlar herhalde sizde. Yani öyle algılanıyor. Yani o şekilde. Konuşla falan mı gezmen lazım? Yani öyle algılanıyor. Yani burada zaten şuna bakıldığı zaman mesela Abdülmecid'in, Sultan Abdülmecid'in veya Sultan Abdülaziz'in veyahut ki özellikle muhafazakar kesimin en fazla takdir ettiği padişah olan Sultan Abdülhamit'in kılık kıyafetine baktığınız zaman günümüzdeki kılık kıyafete yakındır. Bir kafada fes vardır fazladan. Yani çünkü pantolon, ceket vesaire evet. O dönemde girmeye başlanmıştır. Halife Abdülhamit'i evet. Görüyoruz mesela. Yani bu burada maalesef en büyük probleminiz sizin bana göre şu. Bizim Türk milletinde ya başka milletlerde de vardır onu bilemiyorum. Bazı şeyler aşırı tapulaştırma vardır. Kutsallaştırma vardır, hatasızlaştırma vardır, haşa peygamber seviyesine koyma vardır. Mesela bir şeye takılıp kalıyoruz. Tabii, yani şimdi mesela olarak. Padişahlarda da, şimdi en büyük padişahların, yani en önemli devlet adamlarının bile birçok hatası var. Hatadan masum değildir bunlar, hatasız olmaz. Yani şimdi bunu, ama bizde şu var, tabii bu üst düzey yöneticilerin, devlet adamlarının hatasız olduğuna inandırılmış halk. Yani bu asıllık, yani bu da hanedana itaatin gerektirdiği bir şey aslında. Hocam sözünüzü kestim. Siz tapulaştırmazsanız başka türlü kitabınızı, başka türlü rantı nasıl yapabilirsiniz? Tabii o dediğiniz gibi bir de rant değil var mi? Tabii. Bu rantı da yani şimdi yani. Bugün en çok Fatih Sultan Mehmet'ten daha ziyade dedemin kitapları biliyorsunuz Sultan Hamid'in. O rant diye bir şey var. Tabii o da var. Yani. Hayır ama işte şimdi bu klasik eğitimden klasik eğitimin içine sokulan bazı gruplar ve şeyler var. Orada çocuklar hatasız üretiliyor. Mesela şimdi en basit bir şey. Sultan 4. Murat içki içer dediğin zaman çocuk bir hopluyor tavana vuruyor kafada dersi. Ya içiyor. Yani tarih kayıtlarında var. Yani halife nasıl içki içer? Ya bu onun halife olması. Hata yapmaması gerektiğini. Direkt cennete mi gidecek yani halife oldu diye? Yani böyle bir şey. Yani böyle bir şey yok. İnsanları hayır yani ya o Erhan, kendi yaşam tarzıyla. Gene otomatiğe bağlı bazı seyirciler. Osmanlı hanedanı Ehl-i Beyt'e mi çıkarıyorlar? Çıkmaz efendim. Osmanlı hanedanı. Ben onu geçen bir şey sefer programda sormuştum. Erhan abi şey yaptı. Çıkmaz. Hocam siz cevap verdiniz. Hazreti Peygamber'e dayanıyor mu soyları? Hayır. Dayanmaz efendim. Hayır. Ne alakası var? Osman Gazi'nin Ehl-i Beyt soyadında yaşayan iki soyad kaldı ha, değil mi? Şehede İki soyad kaldı. Ehl-i Beyt soyadında yaşayan. Türkiye topraklarında. Fakat siz dediniz ki bana Orhan Gazi'nin Şehede Bali'nin torunu olmuyor. Affedersin. Değil mi? Onu bir açıklık şeyi tekrarım. Açıklayalım istersen. Ben de Ehl-i Beyt şeyinde. Evet. Tabii şimdi. Ben o gün programda Türkiye topraklarında sormuştum size. İki soyadı kaldı diye biliyorum ben. Yok şimdi şeyin Osmanlı Hanedanı'nın kuruluş efsanesinde şu vardır. Osman Gazi Şehedabali'nin kızıyla evlenir. Evet. Oradan Şehzade Orhan doğar ve soy öyle devam etti diye bilinir. Şimdi burada Orhan Gazi Şehedabali'nin kızıyla Osman Gazi Şehedabali'nin kızıyla evleniyor. Zorluk. Peki Orhan Gazi Şehedabali'nin kızından değil. Ömer Bey belgelerde var. Bunu rahmetli İsmail Akkuz'un Çarşı'yla yayınladı. Ömer Bey isimli kim olduğunu bilmiyoruz. Uzun Çarşı'nın rahmetli rahmetli Göynük civarında Muroğullar diye bir beylik var. Osmanlı'nın ilk ilhak ettiği beylik. Onun kızı diyor. Şeyh Edebali'nin kızından gelen, Bali Hatun'dan gelen soy kayboluyor sonradan. O da enteresan. Nereye gidiyor bilmiyoruz. Yani Şehzade Alaaddin doğuyor. Alaaddin tahta geçmediği için sizin dedeniz olmuyor. Yani sizin amcazadeniz uzakta. Sizin dedeniz olan Şehzade Orhan, Şeyh Edebali'nin kızından değil, Ömer Bey isimli birisinden doğan ve bu elimizde bulunan nadir belgelerden birisi. Bu yüzden zaten Şehidebali eğer Seyit veya Şerif Ehl-i Beyt'tense de zaten Osmanlı Hanedanı'nın öyle bir bağlantısı yok. Ve işin ilginci şu, birçok İslam devleti bu tür şeyler kurar, sahte şecereler. Yani Hazreti Peygamber'e bak. Osmanlı'da öyle bir şecere yok. Osmanlı şecereleri Oğuzhan'a gider. Yani bu doğrudur, yanlıştır bilmeyiz. Ama bütün Osmanlı şecerelerinde, Oğuz şecerelerindeki kayıt, Türklerin atasına. Yani Ehl-i Beyt'e bağlamıyoruz. Ehl-i Beyt'e bağlamıyoruz.
Biz mesela Timur'u falan bağlıyorlar. Ama gecenin en güzel mesajı geldi şimdi Menderes Akkaş. İyi programlar Murat Bey. Bir an karşımda Fatih ve ikinci Abdülhamit var sandım. Fatih kimmiş? Fatih sensin. Abdülhamit babam Sultanahmet. Her sporda birinciymiş Fatih Sultanahmet. Neden? Her sporda. Yok. Evet öyleymiş. Onu... Fatih hakkında bizim bilgimiz çok az. Yani o kadar ama yani Yavuz Sultan Selim'e göre karşılaştırırsak teferruatını bilemeyiz de mesele şudur. Benim şeyim şudur. Bütün Türk tarihi. Onun dedesi o daha iyi bilir. Dedesi de genetik olarak gelmiyor. Dedeler yalnız ben onu içimden söylüyorum. Ben onu kendi içimden söylüyorum. Onu hocamıza daha şey yapalım yani, bırakalım ama o çoluk da hepsi ya çok iyi. Çoğunum var yani. Yani şey,